Sevgili izleyiciler günaydın. Bu ikilinin bir özelliği var. Bakın son saniyeye kadar şu haberi sen oku, bunu haberi ben okuyayım. Burada diyeceğim var, orada diyeceğim var. Son kaynatıp anda, duruyoruz ya. Hatta şöyle diyelim, son anda sıralamayı değiştirdik. Evet. Önce böyle bir bomba haber vardı, dedik ki onu biraz daha insanlar uyansın, bir açılsınlar. Öyle okuruz, öyle paylaşırız izleyiciye dedik. Bir düğün haberiyle başlayalım. İlk sıraya düğün haberini yerleştirdik. İki ünlü müzisyen söz yazarı Fettah Can, Cansu Kurtçu çifti önceki akşam evlendi. Müzisyen çift davette düğünleri için besteledikleri şarkıları söylediler. Yani düğünde her şey neredeyse bedavaya geldi. Herhalde bir mekan tuttular. Hem Müge şarkıcı, sanatçı, herkes oradaydı. Evet. Herkes sahneye çıktı. Evet, üç adam da oradaydı. Üç adam da şarkılar söyledi. Yalnız ben geline bayıldım. Çok doğal, çok güzel. Çok içinden çok geldiği gibi hareket ama. Ediyor ve çok da güzel. Fettah Can'a diyelim ki çok şanslısın. Çok şanslısın. Zaten kızın güzelliği daha onlar nişanlıyken, sözlüyken falan dikkat çekmeye başlamıştı. Hatta ben hiç unutmuyorum, bizim yazı işleri toplantısında böyle Fettah Can'ın ve hanımefendinin Cansu da olduğu, Cansu'nun da olduğu bir kareyi gösterdim. Fettah Can'ın yanındakileri falan bir kenara bırakıp bana ne dediler biliyor musun? Ne? Bu kız kim, bunu bulsana dediler. Hani i̇şte, bul da röportaj yapsa da. Kim, bu kız kim soruları peş peşe gelince Fettah Can elini çabuk tuttu. İyi ki de çabuk tuttu. Allah. Sevgilisine hadi gel evlen benimle dedi. Davetiyelerini de sosyal medya üzerinden paylaştılar. Birçok ünlü sanatçı katıldı demiştik. Düğünden fotoğrafları gösterirken davetlilerden de bahsedelim. Demet Akalın, Okan Kurt çifti vardı. Demet Akalın'ın başında bir taç çok da yakışmış. Efendim Gülben Ergen vardı. Gülben Ergen gazeteci sevgilisiyle değil bir arkadaşıyla katıldı geceye. Gelecek mi o fotoğrafta, ben böyle Taşkın şu fotoğraflara sabah. Bakarak gideyim hatta. Taşkın Sabah varmış Taşkın Gülben Ergen'in yanında. Evet. Ece Erken mi sağdaki? Ece Erken'e benziyor. Hayır, Sezer Derelioğlu. Aa, çok benziyor ama çok çok benziyor. Oktay Derelioğlu'nun eşi. Oktay Derelioğlu'nun eşi, evet. Demet'in şeyi güzelmiş, tacı gelinliğe, güzelmiş. Gelinliğe, her şeye bayıldım. Demet kızın tacını gönder de biz de çok takalım. Güzel. Ay şu bu çok fotoğraf, güzel fotoğraf. Müthiş bir fotoğraf kalsın. Üç adam, önde de gelin. Evet. Çok tatlı bir fotoğraf. Çok güzel. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üç adam orada. Murat Boz orada. Ha? Murat Boz orada. Murat Boz'la ilgili ben bir tek de bu düğünde bomba bomba gelişmeler var efendim. Bir Murat tek bu Boz. Düğünde bir Arda Turan yokmuş. Arda Turan da milli maç nedeniyle yoksa o da katılırdı çünkü, merak etme. Çünkü Murat Boz'un ve 3 adamın olduğu yerde Arda Turan da var. Ayrılmaz artık beşli oldular. Çok güzel. Murat yani Boz'la ilgili iddiaya geçmeden önce efendim Tuğba'nın, değil mi, Tuğba Özert'in bir elbisesi vardı ki aman Allah'ım. Evet. Yumurtaları kırmış üzerine öyle gelmiş. O modaydı. Bu arada yumurta modası var. Bak, değil mi? Şimdi belki Huban bizi izliyorsa sana evet. WhatsApp'tan yazar. Şimdi yumurta modasını önce Bülent Ersoy denedi. Evet. Bülent Ersoy bir defileye böyle sanki tavada omlet yapmışsınız kırılmış gibi bir kıyafetle katıldı. İki ay sonra kimde gördük aynı kıyafeti? Nil Kara İbrahimgil'de. Hatta Nil'in böyle kafasına şapkası gibi bir şey de vardı. Kürkünün üzerinde vardı evet, evet. Yumurtalar. Şimdi markası ve fiyatı bak Nil Kara evet. Arkadaşlarımıza bravo vallahi çok etkilendim. Süper. Rejinin hızına evet. Mustafa'cığım, Gökhan'cığım tebrik ediyorum bu size. Bu çok sabah ünlü sabah. Bir markanın başarın katkılarıyla teşekkür ederiz. Çok ünlü bir markanın başar. Pahalı da bir kıyafeti Gülşen. Evet. Yalnız Tuğba'ya geri dönelim. Tuğba bak düğün değil aslında, karıştırdım ben. Lady Gaga efendim. Salı günü Lady Gaga geliyor. Müge Murat Boz'un not etti. Murat Boz bak burada, kafa, burada. Kafa dağıldı. Burada, burada. Ben niye düğüne katıldı diyorum. Lady Gaga'nın partisine salı günü gelecek. Kendisinin bu partiden haberi yok ama bizim ünlüler onun için bir parti organize etti. O partiye böyle çılgın kıyafetlerle katıldılar. Biliyorsunuz Lady Gaga'da şarkılarının yanı sıra marjinal rüküşlük algılamış olacak ki o sosyetik isimler, o şık böyle çıtı pıtı isimler biraz rüküş geldi gözüme. Tuğba farklı. Bence Tuğba'ndaki marjinal. Kafada evet, bir güzel. Omlet. Evet. Ama omlet yani kötü değil, durmuyor. Pardon, sahandan. Sahanda yumurta. Sahanda yumurta. Şey ama kötü durmuyor. Ben beğendim. Yani yok, hani abuk Tuğba zaten durmuyor. Çok zarif bir kadın. Evet, evet. Fiziği de çok uygun. Sosyeteye gelince burada çok önemli bayramlar bilmem neler falan kutlanmaz. Ne
nerede dünyanın öteki ucunda ünlü cadılar bir sanatçı, bayramı. Cadılar bayramı, prens bilmem neyin doğum günü, adamın haberi yok burada doğum gününün kutlandığının. Ondan sonra işte bir dünyaca ünlü markanın bilmem neredeki 52. lansmanı falan yani. Böyle. Ya bir şey söyleyeceğim, sabah sabah herhalde ben açılamamış olacağım ki düğünden Tuba özellikle Lady Gaga'nın partisine geçtim. Düğünde detaylar var dedik, onlara geçelim Müge'cim hemen evet. Başlayalım Murat Boz. Şimdi Murat Boz. Şimdi Murat Boz deyince sadece hayranları değil bizlerin de kulakları böyle kocaman oluyor. Neden? Çünkü şu an yani önde gelen pop starlardan bir tanesi ve TV8'deki programlarıyla da adından söz ve ettirecek. Yalnız. Şimdi Takvim Gazetesi'nde Kara Kedi diye bir köşe var. Sanıyorum Kara Kedi'nin adamları ya da Kara Kedi'nin belki de bizzat kendisi bu düğündeymiş. Ve Murat Boz eski sevgilisi Elif Sakuçoğlu ile ilgili bakın neler öğrenmiş. Perde arkasını yazıyor, size aktaralım. Elif Sakuçoğlu, Türkiye'de on binlerce kadının rüyalarını süsleyen Murat Boz'la 8 yıl dolu dizgin bir aşk yaşadı. Ama bir gün yakışıklılığı, şöhreti ve efendiliği bünyesinde barındıran sevgilisi ona yetmedi. Gitti ortamlarda aşırı alkol almasıyla nam salan güzel imaj danışmanı bir değil birçok defa Murat Boz'a ihanet etti. Bu Kara Kedi'nin iddiası, altını çizelim. Evet. Yakışıklı popçu da bir saniye bile düşünmeden Eliz defterini kapattı. Murat Boz'a kendisini affettirmek için 40 takla attığını duyuyorum. Ancak Eliz'in beni affet yalvarışlarına gözümle bile şahit oldum. Önceki akşam Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun düğününden çıkan birçok ünlü soluğu son dönemin en trendi mekanı Emirgan'daki o meşhur pizzacı da aldı. Hemen burayı bir parantez açalım. Pizzacı nasılmış biliyor musun Gülşen? Okudum pizzacı ben de. Diye giriyorsun. Bir buzdolabı kapısı var duvarda. Gece 12'den sonra ünlüler buzdolabının kapısını açıyor ve oradan acayip böyle eğlencenin tavana vurduğu bar ortamı çıkıyor. Pizzacıyla, masum pizzacıyla çılgın barı birbirinden ayıran bir buzdolabı Müge, kapısı. Emirgan sahilinde evet. Üç masalı kırmızı boyalı bir pizzacı diye çıtı giriyorsun. Bir yer. Küçücük bir yer. Kocaman bir buzdolabı kapısı geliyor karşınıza. Buzdolabım bir içecek bir şey alayım diye açtığınızda başka bir yere giriyorsunuz. Aslında bir gizli tünel gibi. Ne camı var ne çerçevesi. Tabii. Küçücük de bir alan yani 50 metrekare 60 metrekare filanmış. Herkes dip dibeymiş. Evet ama geçen gün ne olmuş? Saat tam 12'de buzdolabının kapısı açılıyormuş. Buzdolabının kapısı böyle işte 12-10 kala falan. Beren Saat ve Kenan Doğulu. Evet. Çağatay Ulusoy. Bir de yine çok ünlü bir dizi. Tolgan Sayışman gitmiş. Çünkü ne camı ne çerçevesi varmış. Belki de o yüzden tercih ediyorlar. Para versen durma. Muhabir arkadaşlarımız biliyorsun çok hızlılar. Evet, evet. Küçücük bir aralıktan bile fotoğraf çekebiliyorlar. Belki de burayı özellikle tercih ediyorlar. Hatta gözlemlemiş Hürriyet'ten bir arkadaş, ismini unuttum, diyor ki hiçbir esprisi yok. Böyle küçük küçük tabureler varmış. Bir ork duruyormuş bir köşede falan. Böyle bir şey, bir yer. İşte o da bir süre idare edecek. Yerini aynen, başkasına bırakıyor. Aynen. Şey esprisi var. Masum pizzacıdan çılgın eğlenceye buzdolabı kapısı, böyle sihirli şeyler. Aman ne eğlenceli. Aman ne bileyim. Onlara öyle geliyor. Belki demek ki de, o kadar doymuşlar ki. Evet evet, belki de ne bileyim hani Beren Saat bir bütün sektör falan bir aradaysa millet onları görmek için de gitmeye çalışıyordur. Evet geldik. Emirgan'daki o meşhur pizzacı da aldı. Hani buzdolabını açıp içeriye girdiğiniz ve son dönemde şehrin tüm dedikodularının döndüğü yer orası. Murat Boz'un ortama havalı bir giriş yapmasıyla tüm kadınların gözleri onda kilitlendi. O ise arkadaşlarıyla eğlenmekle meşguldü. Muhtemelen yanında 3 adam vardır. Tabii. Yarım saat sonra buzdolabından içeriye Elif Sakuçoğlu girdi. Ayrılığın ardından eski aşkını Bodrum'dan İzmir Alaçatı'ya kadar her yerde takip eden Eliz'in o akşam orada olmasını ben hiç şaşırmadım diyor Kara Kedi. Her zamanki gibi elinde kadehiyle mekanda salınan güzel stilist önce adının Murat Boz'dan sonra birlikte anıldığı Ahmet Kural'ın yanına gitti. Eliz'in sempatik oyuncuyla arasında aşka dair en ufak bir hissin olmadığı her hallerinden belliydi. Çünkü güzel stilist Ahmet Kural ve arkadaşlarıyla konuşurken bile gözlerini Murat Boz'dan ayıramadı. Bunu fark edip durumdan rahatsız olan ünlü popçu da mekandan çıkıp yan taraftaki bir başka yere geçti. Murat'ın gidişiyle bir kez daha hüsrana uğrayan Elif Sakuçoğlu yanındaki bir kadın arkadaşını eski aşkının arkasından o gittiği yere yolladı. Git bak Murat Boz ne yapıyor diye. Bu dedikodu kaçmaz diyerek ben de hemen onun arkasından aynı yere gittim.
Başladım Murat Boz'la Eliz'in kız arkadaşını dinlemeye ve izlemeye. Her kadının hayatında bulunan acil durum kankası Murat'ı neredeyse bir saat esir aldı. Arayı yapmak isteyen zavallı kızcağız son derece acınaklı bir ses tonuyla başladı anlatmaya. Murat, biliyorsun Eliz'in nasıl seni sevdiğini biliyorsun. Haftalardır ne telefonlarına çıkıyorsun ne de mesajlarına geri dönüyorsun. Kız her gün senin yüzünden iki gözü iki çeşme ağlıyor. Bir araya gelip konuşmalısınız. Baksana gittiğin her yere peşinden geliyor. En azından onca yılın hatırına azıcık dostluğunu sürsün. Tüm bu konuşmalar karşısında Murat her zamanki efendiliğini korumuş. Tüm bunları beni aldatmadan önce düşünecekti demiş. Murat Boz'dan bu sözü duyunca sırtına vurup helal olsun dememek için kendimi zor tuttum diyor Takvim gazetesindeki kara kedi. Her kimse bu arada da eline sağlık. Taraflara da cevap hakkı doğdu diye de belirtelim. Eliz Sakıçoğlu dilerse yayınımıza bağlanabilir. Murat Boz'la Eliz'in aşkını herhalde en çok da fanatik hayranları bilir. 8 yıl dile kolay. Ayrılık haberlerinde zaten hayranları sayesinde öğrendik. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardılar. Murat Boz Eliz Sakıçoğlu'na ait bütün fotoğrafları sildi. Bu işte bir iş var diye düşündük. Hatta hayranları kampanya başlattı. Ne oldu? Ayrıldınız mı? Lütfen barışın. Siz birbirinizsiz yapamazsınız dediler. Ben de bir arayayım dedim. Ne oluyor? Gerçekten ayrıldılar mı? Eliz'i aradım. Çaldırıyorum, açan yok. Kapı duvar. Ki hemen döner ya da mesaj atar müsait değilim diye. Hani birkaç gün daha biraz bekleyeyim dedim. Belki ortada bir şey çıkacak ya da el ele fotoğraflar verecekler. Aa, baktım bir şey yok. Sonra bir gün telefonum çaldı. Hı. Bir arkadaşım arıyor Müge. Böyle Temmuz'un ilk haftası. Daha tatildeyiz. Eliz'le şu an Murat Boz'un asistanlığını yapan Senem Sensilay'ı Çeşme'de bir kulüpte eğlenirken görmüş. Yanları işte orada mekanda yok yoktu diyor. Herkes oradaydı diyor. Kim vardı dedim. Şehzade. Engin Öztürk. Yılın şehzadelerinden Sarı Selim Engin Öztürk'le mekandaymış. Engin Öztürk'le Eliz arasında acayip bir yakınlaşma oldu dedi. Nasıl yakınlaşma böyle? Sabaha kadar o kadar samimi danslar ettiler ki. Sonra... Bu aynı zamanda bana anlatan arkadaşım Murat Boz'a da yakın. Murat bunu duyuyor. Çılgına dönüyor. Ertesi gün ayrılık kararı alıyor. Eliz'in bütün eşyalarını kuryeye veriyor, gönderiyor. Zaten o evde, Acarkent'teydi galiba oturdukları evde. Evet. Acarkent'teki evi de boşaltarak başka bir yere geçiyor. Yani Yeniköy'de. Yeniköy'de başka bir eve taşınıyor. Yani orada anılar var falan. Eliz şoke oluyor. Peşinden gidiyor. Barışmak için neler yapıyor? Murat Çeşme'ye gitti, onun peşinden gitti. Hiçbir şekilde zaten bir yerde pişti oldular ama yine Murat yüz vermedi. Hmm. Sonra yine aynı arkadaşım bana dedi ki, Murat çok acı çekiyor, Eliz'i unutamıyor. Hatta yanındaki arkadaşları zor tutuyormuş. Aman Murat yapma, biraz sağlam dur, aldattı bu kadın seni. Murat böyle Instagram'dan fotoğraflar çektirip böyle o şuh bakışlarla hani iyi geceler hayranlarına demiyor diyor. Aslında Eliz'e söylüyor diyor bana anlatan arkadaşım. Evet acı çektiğini ben de duydum. Çok acı çekmiş. Ama yakın acayip çevresi. Acayip zayıfladı Müge. Evet evet yakın çevresi döndüğü takdirde evet. Büyük hata işleyeceği konusunda Murat'ı bayağı böyle bir şeyi aldılar, raptı zapt altına aldılar. Çünkü ilişkilerde hem dostlukta hem aşkta ben hala küçük bir bebek gibi çok saf olduğunu duydum. Çok. Yani bir kez de telefonla Müge. Konuştuk. Temizliği kalbinden geldi. Müge. Belli. Bana arkadaşım çok belli. Diyor ki o kadar bebek kalpli bir insan ki Murat Boz diyor. Parasının hesabını hiçbir şeyini bilmez. Bütün hayatını Eliz'e teslim etmiş. Bütün kartları, şifreleri, hesaptaki bilmem oynamalı her şeyle Eliz ilgileniyormuş. Eli ayağı olmuş. Evet. Yani şifresini bile ayrılırken öğrenmiş. Kaç ne şifrem kadar? Neydi benim bir diye. Bir şey söyleyeceğim. İnsan da bir insana maddi manevi bu kadar güveniyorsa
Sonra yıllar sonra böyle 8 yıl gibi. Aslında yaşına bakarsan birisiyle 8 yıl 10 yıl flört edecek yaş da değil. Çünkü onun yaşına baksana yaşları. Aras Bulut İynemli ile Engin Öztürk neredeyse bir minibüs kiraladılar. Bodrum'dan yola çıktılar. Çeşme'ye, Akdeniz'e Ege turu yapıp döndüler. Şehzadeler fenaydı. Şehzadeler fenaydı. Bu yazda şehzadeler damga vurdu. Ama ikisi de çok başarılı. İkisi de yakışıklı. Tabii hiçbir kadın şey yapamadı. Yine Gülşen biz de Ağustos'ta bir telefon aldık. Çeşme Alaçatı'dan bir gençten bir beyefendi hepsinin içinde basın basın sıkıysa bunu da yazın dedi. Neymiş taraflara o? Taraflardan bir tanesine sorduk. Yani ispatlayamazsınız yazdığınız takdirde tarihin tazminat davasını açacağım dediği için. Şimdi bak ismi kapalı söylüyorum. Yeni boşandı eşinden. Sen biliyorsun. Yeni boşandı eşinden. Çocuğu da var. Elis Hanım'ın da en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Bu hanımefendi çok da güzel bir hanımefendi. Engin Öztürk'le flört ediyor Çeşme Alaçatı'da. Ve daha sonra gidiyor Engin Öztürk'ü Elis Sakıçoğlu'yla tanıştırıyor. O arada böyle hafif bir etkileşim olduğunu aralarında hissedemiyor bu güzel genç kız. Daha sonra bir gün diyor ki Eliz'e, Eliz diyor ya ben gece kulübüne gidiyorum. Hadi gel hep beraber. Engin de orada olacak. Eliz diyor ki benim başım ağrıyor. Ben evde kalacağım. Sonra Engin de gitmiyor. Sonra dönüşte bir bakıyor ki Engin'le iddiasına göre Engin'le Eliz'i birlikte yakalıyor. Böyle bir iddia. Ama tamamıyla onun iddiası. İsmi kapatarak veriyoruz. Yine de Eliz'le cevap hakkını da tanıyoruz. Ama yani Eliz Sakıçoğlu, Engin Öztürk ve Murat Boz bu sene Çeşme'ye damga vurdular. Evet. Evet efendim, Murat Boz 8 yıllık büyük aşkı Eliz Sakıçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kendini spora verdi. İğne ipliğe döndü desek yeridir. Hatta şöyle söyleyeyim, o kadar zayıfladı ki bence yüzü de gitti sanki. Değil mi? O yanaklar falan gitti. Şuraya avurtları çöktü. Evet, önceki günde bir fotoğraf karesi paylaştı. O fotoğraf karesinde diyecektim ki arkadaşlar, arkadaşlar diyecektim ki bir reklama gidelim de reklamdan sonra ekrana getirelim. Hatta üzerine konuşalım ama getirdiler. Reklamdan sonra üzerine konuşalım o zaman. Türk ekranlarında. Evet, Murat Boz 8 yıllık büyük aşkı Eliz Sakıçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kendini spora verdi. Şimdi fotoğraf karesini de getirelim ekrana. Önceki gün Instagram sayfasından bir fotoğraf karesi yayınladı. Evet, sağdaki fotoğraf efendim 2012 yazında çekilmişti. Soldaki fotoğrafı da önceki gün çekti ve sayfasına yükledi. Farkı görüyorsunuz herhalde. Epey bir toparlamış. Sağdaki fotoğraf yüzünden çok ağır eleştiriler almıştı. Hatta bir estetik doktoruna, ismini de söyleyelim, Nazım Durak, kendisiyle ilgili çok çirkin bir benzetme yapmıştı. Bu benzetme davayı kaybetti ama. Söylemeyelim, tekrardan üzmeyelim Murat Boz'u. 5000 TL kazanmıştı, dava açmıştı Nazım Durak. 5000 TL kazanmıştı Murat Boz. Azmin Zafer'i yalnız 2 yılda gayet iyi bir fiziğe kavuştu. Yalnız şunu söyleyelim, sanki biraz aşırı zayıfladı. Yüzü, o yanaklar falan bana çökmüş gibi geldi. Şimdi hayranlara hayır, biz ona her haliyle seviyoruz. Hep öyle olacak. Olacak eminim ki. Öyle olacak tabii, her haliyle seveceksiniz de. Genelde böyle ayrılık, boşanma, büyük bir kazık yeme durumlarından sonra insanlar ne yapıyorlar? Kendilerini ya estetik cerrahlarının ellerine, kollarına, neşterlerine bırakıyorlar ya da spor salonlarında özel hocalarla. Bence hani gidip estetik olacağına ucunu biraz kaçırsa da spor salonuna kendini atması çok daha faydalı bir şey yani. Gayet de iyi toparlamış diyelim Murat için. Çok fit gözüküyor. Gayet iyi gözüküyor, evet. Zaten gazeteciler de bu ayrılık ve ihanet haberlerinden sonra ilk böyle herkes Murat Boz'un peşinden koşuyorlar. İlk görüntüledikleri yer neresiydi? Nişantaşı'nda spor salonundan çıkarkendi. Evet efendim, altyazıyı da görüyorsunuz. Zahide Yetiş. Yakında evlenecek, nikah masasına oturacak. Dün de kına gecesi vardı. Kına gecesini de canlı yayında yaptı diyelim. O habere geleceğiz ama başka bir haberimiz var. Evet. Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin'le ilgili ve söz Müge'de. Okuyorum, söz Müge'de ama yazı Gülşen'de. Çünkü Makaron Ekin'deki köşesinde bir haber kaleme aldı ama VTR'si varmış. Önce VTR'sini izleyelim. Sonrasında neler söyleyeceğiz neler. Asena Erkin gündemden düşmüyor.
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin bir yıldır sürekli magazin gündeminde. Bunu fırsata çeviren Asena Erkin kısa bir süre de olsa bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmişti. Asena Erkin bu işi çok sevmiş olsa gerek televizyonda yeni bir program yapmak için harekete geçmiş. Gülşen Yüksel'e yaptığı açıklamada beraber program yapacağı isimlerin çok önemli olduğunu söyleyen Erkin, Ivana Sert ve Hakan Akkaya gibi sürekli moda programları yapan isimlerle çalışmak istemediğini söyledi. Magazin değerinden dolayı herkesin kendisiyle çalışmak istediğini söyleyen Asena Erkin, eşi Caner'in az paraya kesinlikle çalışmaması şeklinde kendisine nasihat verdiğini belirtti. Evet, şimdi yazdığına göre Asena Beykent Üniversitesi Tekstil Moda Tasarımı bölümü, yani bu işin eğitimini almış. Neler söylüyor? Modacı diye, yani bu programda modacı diye yanıma oturacak isimler benim için çok önemli demiş. Sürekli moda programı yapan insanlarla olmak istemiyorum. Mesela Ivana Sert ve Hakan Akkaya gibi. Yanıma böyle değişik isimler, değişik stilde insanlar arıyorum diyor. Benim aile yapımı biliyorsunuz. Paraya ihtiyacım yok. Malum Caner Erkin hem milli takımın hem Fenerbahçe'nin yıldızı ve geçenlerde bir skala vardı. Türkiye'de en çok kazanan 3. futbolcu. Geride bıraktığımız sezonda olmayı başardı. Benim aile yapımı biliyorsunuz. Paraya ihtiyacım yok. Bana bir şey katabilecek, benim de bir şeyler katacağım bir program yapacağım. Herkesin bir rakamı var. Caner bana belli bir rakamın altına hiç konuşma bile diyor. Hakkımda çıkan para haberleri de doğru değil demiş. Şimdi ne diyor? Benim aile yapım biliyorsunuz, benim paraya ihtiyacım yok. Şimdi birçok kişi de diyecek ki tabii ki ya, zengin koca parasıyla o da modacı ailesi oluyor. De zengin. Biraz önce de sen de söyledin, eğitimini alıyor bu işin. Aynı zamanda anne babası da böyle turizmcilikle ilgileniyor. Otelleri falan var. Aileden de varlıklı aslında Asena Erkin. Evet, Asena Erkin ismini popçu Berkay'la yaşadığı iddia edilen aşkla duymuştuk. Asena yok böyle bir şey derken Berkay böyle üstü kapalı olarak var imalarında bulunmuştu. Berkay ancak Derya Şensoy'la ilgili de biliyorsun Müge. Onunla ilgili de haberimiz var. Derya evde uyuyor imasında bulunmuştu. Derya zaten kendisine dava açtı. O habere geçeceğiz ama şöyle, o iddiayı bir kenara alırsak, Asena Erkin geçtiğimiz aylarda Show TV'de bir magazin programı sunmaya başladı. Ben şöyle bir bakayım dedim. Hatta sen de bakmıştın. O gün telefonda da konuşmuştuk. Evet. Gayet de başarılı. Ben o ekrandaki ışığını, enerjisini çok beğendim. Hatta telefonda da konuştuğumda bence sen ekranda olmalısın dedim. %100. O da bana moda programı yapmak istiyorum. Yapımcılar bana dizilerde yer almam gerektiğini söylüyorlar. Magazin programı sunmam gerektiğini söyleyenler var. Herkes beni istiyor dedi. Herkes beni istiyor deyince Günaydın Ekin'den Yüksel Aytuğ'un hedefine girdi diyelim. Ne demiş Yüksel Aytuğ köşesinde? Ben oyuncu değilim ama bana onlarca dizi reklam teklifi geliyor. Eşim Caner belli bir rakamın altına kendini sakın gösterme diyor. Şu geldiğimiz noktaya bakar mısınız diyor Yüksel Aytuğ. Neredeyse tek yeteneği skandal yaratmak olan kadına teklif üstüne teklif yağıyor. Konservatuar mezunu olan devlet tiyatrosu sanatçıları evlerinde rol beklerken hem de. Yetenekmiş, eğitimmiş kim takar? Yeter ki medya takip raporlarında adı üst sıralarda geçsin. Yeter ki sansasyon yaratma potansiyeli bulunsun. Sanal alemde takipçisi olsun. Gerisi zaten kolay. İşte reyting ve tiraj için her yol mübah sığlığında nasıl karaya oturduğumuzun resmi. Bu arada her yıl bir ünlüyü sosyal sorumluluk kampanyasında kullanmasıyla bilinen büyük bir alışveriş merkezi yeni kampanyası için Asena Erkin'i önermiş. Firmada imajı bizim sosyal sorumluluk kampanyamızın yüzü olmak için uygun değil yanıtını verip Asena'yı reddetmiş. Firma yetkililerini canı gönülden kutluyorum diyor. Aslına bakarsanız bu iddia önceki gün internet sitelerinde yer aldı. Asena'yı da ben bu amaçla aramıştım. Gerçekten doğru mu, böyle bir şey var mı? Evet, sosyal sorumluluk projesi geldi. Kabul de ettim. Devam da ediyor proje. Hatta dedi firma internet sitelerinde çıkan bu haberi yalanladı. İstiyorsan bakabilirsin dedi. Gerçekten baktım. İsmini de unuttum.
bir kişi, o firmada görevli bir kişi Asena'ya da teklif götürmüş zaten. Bu iddialar kesinlikle doğru değildir. Sosyal sorumluluk projemizde Asena vardır diyor. Bize özel hayatı da bize hiçbir şekilde alakadar etmez diye not düşmüşler. Peki, çok özür dilerim. Şimdi orada bir cümle var Yüksel Aytun yazdı. Hani böyle skandalla, onunla bununla gündeme gelen insanların ekranda ve gündemde olmasına ayıplıyor. Ama öyle düşünürsek ve olayı öyle alırsak. Kimler var? Şu an ekranın yani yüzde en azından yarısı 70'i, gider. Yüzde yetmişi gider. Yazdığı Günaydın gazetesinin işlediği konuların. Birçoğu gider. Hiçbirimiz evet. Bir şey yazamayız ATV'deki ve diziler konuşamayız. Gider. ATV'deki diziler gider. Birçok kanaldaki diziler gider. Ve üstelik Asena bir şekilde de bunu zaten şöyle itiraf ediyor, yani kabul ediyor. Magazin değerimden dolayı herkes benimle çalışmak evet. istiyor. Magazin nedir zaten? Nişantaşı'na gittiler, karşılıklı sütlü kahve içtiler. Oradan da kalkıp gofret yediler değil ki. Evet. Nişantaşı'nda kimle pişti oldular, kimle kavga ettiler, magazin böyle bir şey yani. Evet, herhangi bir medya yöneticisinin yapamadığını yapıp Asena'nın gündemi boşu boşuna işgal etmesine engel oldukları için diyor, teşekkür ediyorum diyor. Biraz önce de söyledik, firma yetkilileri bu iddiayı yalanladı. Bir de özür diyor Yüksel Aytun, bu konudaki rahatsızlığımı dile getirmek için bile olsa Asena Erkin'e bu sütunlarda konu etmek zorunda kaldığımdan ötürü demiş. Evet, ama bir şekilde konu, o ekte de sürekli manşette yer alıyor. Manşette ve konu ettikten sonra da zaten hani ne şeyi kalıyor, anlamı kalıyor. Asena da bunu bir şekilde kabul ediyor. Hani gündeme gelmek istemiyordu o isimle ilgili, skandalla ilgili, ama magazin değerimden dolayı zaten bu teklifler geliyor diyor. Bence hani moda programından öte magazin programında gayet başarılıydı. Devam ettiriyordu. Rahatlıkla gidebilirdi. Biz de geçen sene Asena'yı eleştirdik. Evet. Burada da söyledik. Ama bu da asılsın, kesilsin, iş hayır. yapmasın, çalışsın, çalışmasın anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Evet, gelmiyor. Sizler de yazıyorsunuz. Zahide yetişe bir ömür boyu mutluluklar demiş Nigar Cefer'le. Evet efendim, yakında nikah masasına oturacak Zahide yetiş. Kına gecesini, gece de demeyeceğim, gündüz programında yaptı, izliyoruz. Ekran önünde mutluluğa kanat çırpan sunuculardan biri de Zahide Yetiş oldu. Biz kına gecesini aslında program başladı, başlattık. Akşamı devam ediyoruz. Sadece hani biz gözümüzün yaşını da kahkahamızı da sizinle paylaşmaya o kadar alıştık ki. Programın sonuna doğru biz böyle tatlı tatlı burada başlayacağız. Devamına da artık dualarınızla inşallah gece boyunca devam edeceğiz. İnşallah. Ünlü sunucu önceki gün canlı yayında kına gecesini yaptı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşrı aşrı memlekette kız vermesinler, aşrı aşrı memlekette kız vermesinler. Heyecanı gözlerinden okunan Zahide Yetiş için kına gecesinin bütün ritüelleri yerine getirildi. Testiler kırıldı, kınalar yakıldı, türküler okundu. Danesi, danesi de, seviyorum der danesi. Güzellerin içinde de, sevdiğim bir danesi. Zahide Yetiş'in annesi gözyaşlarını tutamadı. Gelenden geçenden oy, haber sorarım. Daha önce de birçok başarılı isim ekran önünde evlilik yolunda adımlar atmıştı. İzdivaç programları sunan Esra Erol ve Songül Karlı da kendi programlarında evlenmişlerdi. Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım. Kına gecesini canlı yayında yapan Zahide Yetiş'in nikahını da izleyenler önünde kıyıp kıymayacağını zaman bize gösterecek. Seni benim için, beni senin için yaratmış güzel Allah. Zahide Yetiş aslında üçledi. Esra Erol, Songül Karlı ve Zahide Yetiş. Umarız canlı yayında da evlenir. Ama işte onu merak ediyorum ve ben ve soruyoruz. Canlı yayında şu an telefon attığımızda. Sevgili Zahide Yetiş. Merhaba, günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sezon diliyorum size de. Teşekkürler. Hepinize, size de öyle. Çok
Çok teşekkür ediyorum. Zahide, nikah da milyonların önünde mi olacak? Yani bu heyecanı paylaşmak çok güzel ve keyifli ama sanıyorum öyle olmayacak. Kına gecesi çok güzeldi. Biraz da annelerimiz içindi aslında. Evet. Orada görmüşsünüz Bediye Hanım, dünya tatlısı nasıl güzel söyledi Zahide'nin. Hepimizi ağlattı, güldürdü evet. bir taraftan. Evet. Bana uzun ömürler versin. Kınayı biraz böyle annelerle beraber keyifli, huzurlu, güzel dilekler ve dualar içinde yaptık. Çok da mutlu olduk. Ama herhalde nikahı kendi başımıza yapacağız. Vallahi evlilik haberini açıkçası biz de dün öğrendik. Zahide, bizden kaçmaz genelde. Nasıl gizlemeyi başardın diyeceğim sana. Çok haklısın. Sizden kaçmaz. Akıllı ve zeki iki kadın var karşımda. Oraya geldiğimde de hep söylüyorum. Ama ne bileyim böyle şeylerle çok gündemde olmayı sevmiyorum. Ben ama bunu paylaşmadan da olmuyor. Çünkü gerçekten sizi seven insanlar var. O kadar güzel dualar, o kadar güzel mesajlar aldım ki. Her sizden Rabbim razı olsun. Darısı bütün sevenlerin başına. İsteyen herkesin başına. İnşallah daha güzel haberler verebilirim size. Çünkü bizden tek istedikleri şimdi bir torun. Rabbim nasip etsin. Ben yıllarca tüp bebek tedavisi için insanları gönderdim. Şimdi bir taraftan da böyle benim başıma da gelmesin diye korkuyorum ama Rabbimden tek dileğim bundan sonra keyifli bir birliktelik ve güzel bir bebek sahibi olabilmek. Sağlıklı bir bebek sahibi olabilmek. O kadar çok dua aldın ki bebek sahibi yaptığın için çiftlere, zaten dualarla birlikte gelir o bebek. Bir şey dikkatimi çekti Zahide. Neden biz damadın yüzünü bir göremedik? Ya arkadan gördük, önden göreceğimiz vakitte yüzünü buzladılar. İşte o benim kararım değildi, benim tasarrufum değildi inanın. Ben böyle şey bir televizyoncu değilim böyle. Hem bunu yapacaksınız, bunu yapmayacaksınız diyen ekibine, ekibine kendimi teslim eden televizyonculardanım ben. O ekibimin tasarrufuydu. Azıcık damadı onlar kıskandı galiba. Yoksa ben hiçbir şey söylemedim. Gösterin, göstermeyin demedim. Acaba damat bey mi kendini böyle çok fazla medyada görmek istemedi? O öyle bir yönde bir karar mıydı diye merak ettim. Onun da çok alışkın olmadığı şeyler bunlar. Zaten hep öyledir. Böyle biraz daha tanınmış birisiyle evlenen kişiler eğer medyadan uzaksa onlara bir garip gelir bu işler. Biraz da uzak gelir. Çok haklısınız. Onun da tercihi bu yönde değildi ama negatif bir şey de söylemedi. Yani huzurlu ve mutlu bir yuvanın başlangıcıdır bunlar. Rabbim güzel dualarla devam ettirsin et. O benim tasarrufum değildi. Sonra bana kızmışlar. Niye damadı sakladınız? Çok mu kıymetli diye. Vallahi öyle bir şey yok. Niyetim de öyle değildi aslında. Ama benim tasarrufum değil. Onu söyleyeyim. Zahide, genelde erkekler sevmez böyle şeyleri. Ne aynen işin öyle. Var yayında? Doğru. Sen nasıl ikna ettin müstakbel eniştemize? Beni sevdiği kadar ekibimi de seviyor. Ah anneciğim benim canım. İşte her şey annem için gerçekten. Evet. Onun o huzurlu ve mutlu olabilmesi için. Bilmiyorum, erkekler sevmiyorlar, haklılar da. Bu biraz daha bizim dünyamız aslında ama ne bileyim o çok heyecanlıydı. Siz bakmayın zaten çok belli etmez. Çok da söylemez. Ben elimi tutuşundan kalbinin heyecanını fark ederim. O heyecan yüzünden zaten evleniyorum. O sevgiyi hissettiğim için evleniyorum. Hmm. Zahide, sen de çok heyecanlıydın yalnız. Ben de gerçekten. Ben bir bekledim oynamanı ama hiç oynamadın. Ben yıllarca TRT'de eğitim gördüm. Neredeyse 20 yani çocukluğumdan beri ekrandayım. Ama kendime inanamadım yani. Sonradan seyretmedim. Yine heyecanlanmayayım diye ama yani şurada falan bayağı kasılmışım ben. Ama çok normal. Sanki rüya aleminde gibiyim evet. Kızlar. İnanamadım. Peki Zahide, annen çok ağladı. Çok ağlamasının bilmediğimiz bir sebebi olabilir mi? Hani normalde anneler ağlar ama senin annen iki kat yani hüngür hüngür sana sarılıp yapışıp ağladı. Yani annemin bir rahatsızlığı var. Kemoterapi görmeye devam ediyor. Aslında geçmiş doktorundan olsun. İzin alarak geldi. Hı. Yanımda olmak için. Bu yüzden anneler için yaptık diyoruz. Annem de kayınvalidem de hem böyle yaşları itibariyle hem hayalleri itibariyle birbirlerine çok yakınlar, ikisi de sevgi dolu ve tek arzuları bizim muradımızı görmek ve bir torun görebilmek. İnşallah. Annemin hassasiyetinden dolayıdır aslında o sarılmalar. Yoksa ben hiç ağlamayacağım dedim. Niye ağlayayım, sevdiğim adamla evleniyorum. Evet öyle ne dedim. Güzel, Rabbim nasip etti, kendi programı yapıyorum, işim güzel, eşim güzel. Allah bir aksilik vermesin, Rabbim nazarlardan korusun, bilim ısırıyorum abi. Aman maşallah. Zahide, peki nasıl tanıştınız diye sorsak? İlk tanıştığımızda birbirimizden çok yani en azından ben de ne sırasız adam demiştim. Arkadaş çevresinde tanıştık.
Ne dedin duyamadım. Yani böyle olur derler ya, gerçekten öyle. Sevgisini çok belli edemeyen ama ifadesel gücü oldukça yürekli ve güzel bir adam karşımdaki. Ama onu ancak biraz sohbet edince anlayabildim ben. Sonra bir gün bana yurt dışına gittik Paris'te. Seninle burada evlenelim dedi. Aslında o ilk evlenme teklifiymiş. Hızlı. Ama ben fark etmedim. Şaka zannettim. Öyle geçiştirdik onu bana. Sonradan söyledi. Kızım ben sana evlenme teklif ettim. Sen anlamadın. Ben de kendimi akıllı zannediyorum bu arada. Güzel. Yani böyle güzel gelişen ve artık hani 20'li yaşlarda değiliz. O yüzden evet. Gerçi mantık evliliği de değil bu. Çünkü ben kalbimle iş yaparım. Kalbim hissetmiyorsa hiçbir şey yaptıramaz kimse bana. Ama kalbim aklımla beraber atar. Zahide o sarılışınızdan mantık evliliği olmadığı belli oldu. Öyle bir sarıldın ki müstakbel eşine. Dedik ki büyük bir aşk var burada. Ne güzel, hep öyle kalsın. Dua edin hep öyle kalsın. Peki gelin. Şimdi böyle şeyler görünce acaba ne zaman biterim hesaplarını yapmaya başlıyorlar. Bazı yorumlarda onları gördüm mesela. Ne diyorlar? Ne diyor, böyle şeyler? Bu şaka değil. Şaka için evlenilir mi? Allah korusun yarabbim. Kitleden fesattan korusun diyorum ya ben her zaman. Evet. Vallahi korusun. Evet. Vallahi Zahide çok da nazar değer. Böyle göz önünde oluyor o kınalar falan. Böyle iyice ne bir oku diyeyim sana ben. Siz de okuyun. Evet, güzel dualar edin. En güzel şey şu dünyada iyi niyetli insanların güzel bakışları ve onların duaları. Gerisi boş. Evet. Nikah tarihi. Siz de çok hoş görünüyorsunuz çok bu arada. Teşekkür ederim. Aslında seni burada dinlemek vardı ama. Evet. Yakın düğünden sonra. İnşallah gelirim zevkle, her zaman karşınızda yanınızda olmak çok mutlu ediyorum. Nikah tarihim belirlendim. Tabii ki belirlenmiştir de bize de söyler misin diyecektim ben. Çünkü ben bilmiyorum kendim. Davetliyiz biz. Davetliyiz. O zaman nikahtan sonra inşallah birebir orada konuşuruz. Tamam. Öpüyoruz seni. Çok İyi mutlu olun. Öpüyoruz. İyi yayınlar, güzel yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet efendim. Bir aşk evliliği çok belli. Çünkü biraz evvel de söyledim. Eşinle birbirlerine öyle bir sarıldılar ki oradan bir mantık evliliği falan değil yani. Gayet tabii, duyguları açıkta. Kesinlikle. Açıkta. Çok da mutlu olsunlar. Haberlerimiz bitmedi. Konuğumuz da hazır. Reklamlardan sonra burada olacak. Evet efendim, konuğumuz da geldi. Gökhan'a da rica edelim, yönetmenimiz Gökhan'a. Konuğa hemen bir zoom yapsın. Neden? Çünkü yani tanımakta güçlük çekeceksiniz. Öyle diyelim. Tanıyan varsa hemen yazıp atsın. En son Çalıkuşu dizisinde Sütlü Nuriye karakteriyle karşımıza çıkmıştı. O zaman 85 kiloydu. Kısa sürede 33 kilo birden verdi. Şimdi ne diyelim? Fıstıklı lokum oldu. O zaman Sütlü Nuriye'ydi. Şimdi fıstıklı lokum oldu. Ama o karakterde. Elif Sümbül Sert. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş geldin. Elif, bir şey söyleyeceğim. Bir ayağa kalkar mısın? Bir daha kaldıracağız gerçi ama. Çünkü sen şuradan bir de öbür resmi gösterelim. Sen şuradan içeriye girerken 33 kilo vermiş ve böyle sımsıkı kalmış bir yani, kadın var. Yani sarkma markma. Şöyle şu tarafa doğru gelir misin? İkimizin ortasına doğru. Ve bu arada iki çocuk annesi. Evet. Maşallah sana incecik kalmış. Ya hemen şu Sütlü Nuriye karakterindeki yan yana duralım tamam onunla. O şeydeki Nuriye, Çalıkuşu gelsin, Çalıkuşu. Bir şey söyleyeceğim. Sütlü Nuriye de adı üstünde. Sütlü Nuriye karakterinin zayıf olması yakışmaz zaten. Evet yani. Tabii ki. Hani şöyle. Ben geçiyorum. Tam lokum maşallah diyelim. Teşekkür ben yine ederim. Benim maşallahlarım eksik değildir biliyorsun. Başladı. 33 kilo verdin. Evet, verdim. Böyle artık bir rahatsızlık vermeye mi başladı bu kilolar? Öncelikle o kiloya nasıl ulaştın? Tamam. Sen aslında bize şey dedin, ben evlenmeden önce de böyleydim dedin. Evet, öyleydim. Ay baksana. Bu tabii yani dizdeki karakterimin... İki resim arasındaki 20 fark diyeceğim. Evet. Şimdi şöyle yani ekrandaki karakterin fotoğrafı bu. Ve hani ekran daha fazla gösterdiği için o dönemde de aslında o kadar... Değildim normal hayatımda. Hı. Yani ondan yine bir 5-6 kilo daha ama yine iyiydim. Ekrandasın. Ekran fazla gösteriyor da yine ekrandasın tabii, yani. Şimdi İçinden iki tane Nuriye çıkmış. Evet. İçinden bir insan çıkmış. 33 kilo. Ya emzirdiğim bir dönemde hamileliğimde işte hamileliğimin sonlarında o kiloya ulaşmıştım gerçekten de. Emzirdiğim dönemde de Hashimoto tiroidit rahatsızlığına yakalandım. Bu geçici bir şey oldu bende. Yani ilk kızımda, ilk hamileliğimde de olmuştu. İkincisinde de oldu.
ve geçti sonrasında. Bu devam edebiliyor, yani ömür boyu da sürebiliyor. Evet. Çalı kuşuyla birlikte işte ilaç tedavisi başladı, emzirme bitti, hayat şartları diyelim. Ondan sonra yavaş yavaş. Peki bu 33 kiloyu ne kadar sürede verdin? Totalde bir yıl, ama aslında 20 kadarını hani son 3 ayda verdim diyelim. Tabii. Yani öyle bir ivme kazandı işte. Bayağı bir balondun falan diye söndüğün bir evet, öyle oldu. Yani bir ödem attım aslında en ilk etapta. Sonrasında zayıflama süreci başladı. İşte o tiroid şeyi herhalde, metabolizmam çalışmaya başladı. Tiroid yapıyor, evet. Ve tabii sonra işte bayağı bir yoğun, stresli bir süreç geçirdim. İşte yaşam tempom fazla arttı. Bir yandan çocuklar, bir yandan iş, bir yandan işte başka şeyler. İşte bir dans eğitimine başladım o dönemde. Ve hani son iki ayda böyle her hafta sete gittiğimde şey, kıyafetlerim daraltılmaya başlandı benim. Sonra da gitti, şimdi hiç durmuyor zaten. Yani yiyorum mesela. Dans ve gene stresle. Alamıyorum. Dans ve stresle. Mi? Neredeyse. Evet. Yani yaşam enerjim değişti diyelim. Yani şimdi bir de şey de çok farklı tabii. O dönemsel olarak da hayatım da çok farklı. Yaşam enerjim de çok. O zaman ne vardı hayatında? Ne farklı? Yani bir işte evliliğim bitti. O dönem evliydim. Hani stresli bir dönemdi. İşten biraz uzaklaşmıştım. Ara vermiştim vesaire. Hepsi yenilendi. Her şey yenilendi hayatımda. Ve şimdi çok acayip bir şey var. Hani bu konu açıldığından beri hayatımda birçok yerden mail alıyorum. İşte insanlar arıyorlar, soruyorlar, ne yaptın, ne ettin? Biz de hani tiroid hastasıyız ve biz de hani ilacını kullanıyoruz ama olmuyor, seninki gibi değil. Ne yapalım falan, ya da işte pole dance şeyi var. Biz de mi başlayalım o kursa? Diyorum ki yani hiçbiri tek başına değil, hepsi bir bütün. Yaşam enerjinizi değiştirin. Mesela evliyseniz kocanız geldiğinde kapıya koşarak gidin ve hani hop diye sarılın, öpün falan her daim. İşte mutlu olmaya çalışın, sizi mutlu eden şeyleri yapın. Ben öyle değiştirdim birçok şeyi. Fazlalıkları attın, kiloyu evet. da attın, kocayı evet. da attın. Yok, öyle yani değil. Fazlalık olan şeyleri, hani mutsuzsa yapacak aynen, bir şey yok. Aynen, yani, yoksa evet. sen de istemezdin ki iki tabii çocuğunun babasından tabii boşanmayı. Tabii. Ama şartlar öyle gerektirdiyse evet. yapacak bir şey yok. Evet. O dönem öyle aynaya baktığın zaman ne hissediyordun peki? Ya çok açıkçası... Aliye'de çünkü zayıftı. Zayıftım, evet. Ama ben ya Aliye'de de işte konservatuvardan mezun olduğum yıl daha 23 yaşında falandım. Ve yine bir 35 yaşında, 900 yaşında bir çocuğun annesini oynuyordum ekranlarda. Ve o dönemde de bana diyorlardı ya kocaman teyze gibi çıkıyorsun falan, nasıl yani diye. Ve yolda sokakta görenler şey diyorlardı işte, aa bu muymuş diyor, ne kadar zayıf falan. Hiçbir zaman hani ekrandakine çok benzemedim özel hayatımda zaten. Kilolu olduğum dönemde de çok mutsuz değildim yani ben. Bu da enteresan geliyor insanlara. Bilmiyorum, herhalde bir biçimde bir estetik görünüşüm vardıysa. Dışarıdan aldığım tepkiler de öyle değildi. İşte bir şey, karın bölgem, o da çok büyüdüğü için hep böyle hamileliklerimde karnım ve sezaryen olduğu için maalesef düz kasları eline kestikleri için gelişim o mekiksiz düzelmiyor yani. Ama ben hani bu halime öyle ciddi bir spor temposuyla veya diyetle gelmedim. Ben ya hayata bakış açımı değiştirdim, kilolar kaçtı. Aslında çok önemli bir şey söylüyorsun çünkü evet. insanları öyle büyük kilolardan şok diyetlerle zayıflatıyorlar ama ben bugüne kadar hiç zayıflayan bir insandan şöyle bir şey duymadım. Hayat tarzımı değiştirdim, hani sıkıntılarımı attım, hayatım düzene girdi. Genelde ne derler? Salatalık yedik, yumurta yedik, 10 saat spor yaptık, böyle Minge, olduk. Bir de öyle verenler kısa sürede tekrar geri alıyor. Geri alıyorlar. Nasıl hayata bakışını değiştirdin? Biraz aç şimdi. İnsanlar soruyor, nasıl gitti bu kilolar diyor. Soruyor. Hatta Kerem Aktaş, vallahi helal olsun, şimdi harbi taş gibi bir kadın olmuş diyor. Teşekkür ederim. Aslında tiroid bile o yaşadığın mutsuzluğun sebebi olabilir, biliyorsun. Tabii yani o etkiliyor. Tabii ki psikolojiyi etkiliyor. İşte sinir, asabiyet, yorgunluk, halsizlik gibi durumlar, işte hafif depresif durumlar yaratıyor. Ama ben tiroidin çok etkisinde kalmadım, metabolizmamın durması dışında. Hatta onda bile hani çok direnç göstermişim. Doktora gittiğimde değerlerim çok yüksekti. Ve doktorun tepkisi şey oldu, hani senin şu anda normalde ayakta duramıyor olman lazım. Buraya nasıl geldin bu değerlerle? Ve ben bayağı hani iki çocuğun peşinde koşturuyordum o değerlerle. Normalde insanların şöyle... Genelde böyle boşandıktan sonra zayıflayan ve çok güzelleşen senin gibi kadınlara hep insanın aklına şöyle bir şey gelir. Evliliğinde acaba beyefendi başka bir şey mi tercih etti? Yok, alakası yok. Yani öyle bir şey miydi? Hayır, yani biz öyle normal standart evliliklerin içinde yaşanan sıkıntılarla alakasız. Hani tamamen işte hayata bakış açılarımızın farklılığından dolayı
Başından beri zaten hani çok böyle bilinçle karar vermemiştik. Aman bir süreç yaşamadık yani işte nişanlılık ve evlilik falan gibi. Biraz benim Tutku ilk kızımın ismi. İşte Tutku'yu olan tutkumdan dolayı onu çok istemiştim. Ondan oldu ve sonrasında da o süreçte devam etti ve bitti işte yani. Peki kilolar gidince ilk ne yaptın? İstediğin bedene gelince. 36 bedensin şu anda zaten. 34. 34 beden. Yani en özellikle alt taraf. Benim yani üniversitedeyken hani konservatuvar döneminde işte motosiklet sürat motoru kullandığım dönem motoru kaldırabilmek için bir vücut çalışmışlığım vardı bir dönem ve hani şey en slim olduğum dönemim diyeyim. O dönemde giydiğim şeyleri şu an giyemiyorum. Belimden düşüyorlar. Ay ne mutluluk değil mi? Mutluluk. Evet ama kaç bedenden 34'e düştün? 42'den. 42'den 34'e düştün. O kıyafetler ne oldu? Hangileri? Saklıyor musun? Saklıyor musun çok, eskilerden? Geniş olanları mı? Yok, hayır tabii ki canım onları. Bir tanesini hatıra niyetine. Bence de ben. Hayır hayır. Yükseldim hatıra. Arada bir giyip şöyle bakıp hani böyle yaparlar ya genelde evet. Pantolonu öne çekerler. Biz niye istemedik değil mi eski kıyafetlerini? Ama getirdiysek herhalde yoktu. Benim işte çok sevdiğim bir şeyim vardı. Pantolonum ve şortum. Kilolu olduğum dönemde hani onları kenara koymuştum. Diyordum ki bunların içine girebildiğim gün işte benim bayramımdır falan. Evet, üç göbek atacağım derler ya. Onu yaptım yani belki herhalde. Şimdi aynaya baktığında kendini nasıl hissediyorsun Elif? Ya iyi hissediyorum. Hafif hissediyorum. Sportif hissediyorum. Çocuklar açısından onlarla iletişimle hani çok daha rahat koşturuyorsun, ediyorsun. Bir şey yaparken işte ne bileyim yani tabii ki iyi bir şey. Sağlıklı bir kilolu olmak. Peki çevrende ya biz seni bu kadar fıstık gibi düşünmemiştik ya falan deyip bakışlar ve niyetler değişti mi? Değil, değil. İşte çok enteresan. Ben kiloluyken de güzel tepkiler alıyordum. Yani bana hiçbir zaman ne biçimsin, ne kilolusun, şu kilolu ver falan diyen olmadı. Bir tek ekran için işte yakın çevremdeki arkadaşlarım ya bir 10 kilo versen hani tabii ki şeyin rol aralığın genişler falan iyi olur, güzel durur diyorlardı ama mutluydum yani o dönemde de seviyordum. Peki özel kilolu hayatta kadın teklifi mi geliyordu peki? Hayır hiç gelmedi bana. Tam aksine Sütlü Nuriye karakteri benim için bir mucize geri dönüş için. Yani çünkü ben ısrarla diyordum ki beni artık böyle kabul edin. Bana kilolu kadın rolleri verin, anne rolleri verin vesaire neyse ya da orta yaş. Çünkü ben mesleğimi yapmak istiyorum. Hani bunun şeyi yok ben jönfü değilim. Kilolu da olabilirim yani hayatımın bir döneminde. Bana ısrarla diyorlardı ki işte Aliye'deki neyse o çünkü çok oturmuştu benim hani kariyerimde öncesinde. Onunla hani bir sürü işim var. Hani sen bu kilonun insanı kadın değilsin oyuncusu ya da neyse işte aktristi ve biz seni öyle istiyoruz diye işte bir dönem ben çalışamadım. Ne kadar sürdü o dönem? Ya çalışamadım derken yine arada işlerim oldu tabii ki hani hatta işte Aşk Bir Hayal dizisi vardı onda bir devam ettim 10 bölüm kadar ama sürekli bir iş yani sıfırdan bir işe başlama şansım olmadı tabii bir herhalde yaklaşık 3-4 yıl sürdü bu süreç. Ve hatta işte Sütlü Nuriye karakteri benim en son artık vazgeçip İstanbul'dan ayrılıyorum, Bursa'ya taşınıyorum dediğim bir dönem. Asosyal yazlığa tatile gittiğimde yolda geldi. Ve dediler ki tam işte senin gibi böyle gözleri süt dolu, göbekli, gıdılı birine ihtiyacımız var. İşte Çağınırmak dediler, işte ona Soçalıkuş dediler zaten. Ben dedim ki ben yakıyorum her şeyi, tatili, matili, Bursa'yı. Eşyalarım benim Bursa'ya gitti, orada kalamadan geri geldi İstanbul'a. Çok bu iyi. Projeyle birlikte. Evet. Oyunculuğa aşık bir insanın da böyle 3 yıl evde durması iyi bunalıma düşmedi. Tamam durmadım ya hep tiyatro yaptım. Benim o prensibimdir her yıl muhakkak bir oyun projesinde olmak. Ama tabii hani şey değil istiyorsunuz ki ekranlarda da böyle bir projeye sıfırdan başlayayım. Bütün devam meslektaşların ekranda. Karakter yaratma tadın. Tabii yani o daha çok heyecan veriyor insana. İyi bir projede olmak. Şimdi işte çok şükür yeni işimiz de öyle. Çok keyifli oradaki karakterim de. Bilmem böyle yani. Şimdi sana deseler ki bir rol var. Çok önemli bir rol. Ama 20 kilo alman gerekiyor. Ne yaparsın? Almam. Almam. Rolü böyle elinin tersiyle iter misin? Canı cehenneme diye. Ya ben tabii büyük konuşmamak lazım ama bu oyunculuk konusunda olsun, annelik olsun hiçbir konuda hiçbir şeyin öyle çok kutsal olduğunu düşünmüyorum. Hani diyorlar işte oyunculuk için her şeyi yaparım. Oyuncunun sınırları olmaz. Evet, olur kardeşim bu benim hayatım ölümlü dünya. Ben mesela Hülya Koçyiğit'in oynadığı o filmde hani kurbağaları attığı şeyi
yapamam. Yapamam yani o kurban. Evet. Hani milyon dolarlar olsun, işte Nobel ödülü olsun, yok yani, değil. Peki boşandığın eşin seni böyle görünce duvara vurdu mu kafasını, taşlara, duvarlara? Bilmem yani, bilemem. Ben ne yaptım? Ben nasıl attım o imzayı? Seslendirin beyefendi. Ne balonda mı? Boşandım. Yok değil, herhalde kendi hayatına devam ediyordur yani. Vardır onda. Muhakkak çocuklar vesilesiyle görüyorsunuz herhalde tabii ki, birbirinize. Tabii. Şok oldu mu için. Peki? Kim şok oldu seni böyle görünce? Beni böyle görmek aslında en çok benim ekip arkadaşlarımı şok etti. Bizim böyle geleneksel çalı kuşu gecelerimiz var. bir araya toplanıyoruz işte arkadaşlar. Hala mı var? Tabii hala var, biz çok güzel bir ekip. Fahriye yani. Falan geliyor mu? Fahriye biraz yoğun oluyor. İşte proje bittiğinden sonra hemen sinema filmine başlıyor. Burak geliyor mu? Yok, anladım ben kimlerin geldiğini. Ben anladım kimlerin geldiğini. Tamam, sen devam et. Yani bizim işte genel hani kalfalar falan diyeyim. Ev hali, ev kızları. Onlar işte şey olmuştu. Yani bir proje bitiminden sonraki süreçte işte o 10-15 kilo denk geliyor. Çok kısa bir sürede. Bir sonraki buluşmamızda ya hepsi şok geçirdi yani. Ve hatta şimdi bizim küçük Ebru şey diyor. Yani ben sana bir gün kilo al, bir iki kilo al diyebileceğimi hiç tahmin etmezdim ama bir iki kilo alsan yani çok zayıflamışsın şeklinde. Onlar en büyük şok, onlar geçirdi. Kısmetin arttı. Hayır, korkuyor musun kilo almaktan tekrardan? Ya işte istemiyorum, korkmuyorum ama hani veririm herhalde. Çünkü aktif bir yaşamım var. Hep enerjiyim, hep non-stop. Yani ne yiyorsun? Mesela bugün şimdi ne yedin? Yok, öyle bir durumum yok. Ben yiyorum, çok yiyorum yani. Hiç öyle yani aman onu yemeyeyim falan hiç yok. Her şeyi yiyorsun. Her şeyi yiyorum. Hem evet. Mardin'de hatta şöyle herkesin benim tabağıma bakmıştı. Tabii. Mardin'e gidince de insan rejim bile olmazsa bozar. Ben şuna inanıyorum yani yememekle, aç kalmakla, diyetle kilo... Olmuyor. Yani tabii doktorlara şey yapmak gibi olmasın buradan haddim değil ama benim için yemek yememek değil de yediğini yakmak. Yani istiyorsan 3000 kalori al. 4000'ini yakabiliyorsan ya da 3000'in tamamını yakabiliyorsan sorun yok. İstediğin kadar ye. Zaten senin midende, vücudundaki birçok şeyde öğütmek üzerine hani işlevi olan organların var yani. Sen onları çalıştır, sıkıntı yok. Ama yiyip de yatıyorsan o sorun. Ben mesela işte pazar geldim Mardin'den. Şimdi gideceğim, uçağım var. Şu arada hani oturduğumu bilmiyorum. Böyle yarım saat oturduğumu bilmiyorum. Aman yani. Ne güzel. Şimdi bu programda oturuyorsun işte. Gelelim benim işte soruya. Kısmet arttı mı? Kısmetler arttı mı? Ne gibi? Özel hayat gibi canım ha. Ya özel hayatımda tabii yani zaten özel hayatımda bir takım bakışlar değişmiştir artık. Kesin. Ya öyle değil yani, ben sonuçta dışarıda çok fazla değilim. Genelde evdeyim, çocuklarlayım ya da işteyim. Hani öyle çok fazla bir sosyal hayatım yok. Arkadaşla vakit ayırmanın dışında. Öyle bir şey söyleyemem açıkçası. Aman Allah'ım teklifler çoğaldı değil ama zaten boşanmanın ardından o süreçte zaten hayatıma biri girdi ve evet işte o hani zaten birçok şeyi tetikledi. Seni motive etti. Tabii ne güzel. Aşkın etkisi var bak. Etkisi bir şey söyleyeyim. Karaca'yı gözünün önüne getir. Bak Ümit Erdim de 33 kilo mu? Evet, o da epey verdi. 28 kilo mu ne verdi? Onun da hayatında birisi var. Çok güzel bir kız var. Hı-hı. Bence hep bu işleri biraz aşk şey yapıyor. Var, neden tabii, oluyor. Tabii, kesinlikle. Senin gözlerinin parlamasını anladım ben şimdi. Ümitsiz aşk mı? Yok canım. Yani, hayır. Yani tabii ben hani şey yapmıştım. Bitirdiğim zaman her şeyi, bundan sonra artık işte çocuklar ve iş ve artık hani hayat bitti. Ben artık hani böyle bir hayat sürerim diye inanmıştım. Birçok şeyi bitirdiğimi düşünüyordum. Hani aşk yani yoktur herhalde bir daha falan. Kadın gibi hissetmek yoktur herhalde diye düşünüyordum. Annelik ve oyunculuk diyordum ama onlar da devreye girince işte bu süreçte dedim ki bir dakika, hayat bitmiyormuş, yeniden başlayabiliyormuş, yeniden değişebiliyormuş, yeniden doğmak mümkünmüş dedim. Onların hepsi etkili tabii bu süreç. Hayata bakış açısı diye kastettiğinde bu aslında. Evet. Güzel şeyler olmaya başladı hayatında. Bunun için tabii insanların illa hani bir fiil bir şeyleri değiştirmesi gerekmiyor ama bakış açılarını değiştirseler bile, kendilerini mutlu eden şeylere yönelseler bile... ...o enerji bile tetikler bir şeyleri. Hani şey var çünkü en çok kas beyinde, onu çalıştırmak lazım. Bu bilimsel bir test yapılmış. İşte biri koşu bandına çıkıyor, birinin önüne olimpiyat sorularını çözeceği bir kitap veriliyor ve ikisini de bağlıyorlar işte ne kadar kalori yakıyorlar belli bir sürede diye. Soru çözen daha çok yakıyor.
Daha çok çünkü. Bizim de bu programda yaktığımız kalori gibi herhalde yoktur. O zaman çıkışta o yiyoruz ya maşallah. Onlar orada yaramıyor. Orada toparlıyoruz işte. Biz orada çıkışta, dengeliyoruz. Canım, çıkışta yediklerimizden sen utanırsın yani. Mesela peki. Işın Karaca da öyle verdi. Ha. Ondan bahsedelim. Tabii. Hayatına biri girdi. Halbuki biz tabii. Onun kilolarına alışmıştık. O da kendi kilolarına alışmıştı. Tuğrul o da başlıyor. Aslında arkadaşı yakınlarındaydı aşk. Sonradan fark etti. Şimdi şöyle diyor. Ne zaman evleneceksiniz diye soruyor muhabirler. 16 kilo daha incelip 38 bedene düşünce düğün var. Tuğrul eve girerken beni kucaklasın istiyorum diyor. Ne güzel. Öyle bir hayali var. Ama Işın Karaca ameliyat olduğu için evet, verdi. Evet. Yani mide bypass'ı oldu. Midesini küçülttürdü. Senin peki erkek arkadaşın oyuncu mu, bildiğimiz birisi mi? Yok, değil. Ha, sektörden değil. Peki sıkıştırmayalım o konuda. Evet, tamam, anladım, böyle sık diye böyle bir duvar örüyor. Evet, evet, evet. Böyle çarpıyor mu? Tamam. Geri dönüyor. Bir tamam. Daha çarpıyor. Bak, ıslanmayacak bir şey mısın söyleyeceğim. Sen? Ha? Uslanmayacak mısın? Tamam, duvarı peki, örüyor. Öteki soruma geçeceğim. Hemen öteki soruma geçiyorum ama ben de aynı düşündü Hale Kargı. Deminden beri ben de takılıyorum. Bazı fotoğraflarda Deniz Çakır'a evet. Benziyoruz. Deniz Çakır. Öyle mi? Evet. Güzel. Özellikle gelinlikli bir fotoğraf geliyor. Yani o fotoğraf oyun için herhalde güzel. Bir dizi için. Peki dans da dedin değil mi? Hı-hı. Dans ettim. Ne dansı? Evet. Müzik hazır ya, olsun. Evet, bu fotoğrafta Deniz Çakır. Çok benziyor çok fotoğrafta. Burada da benziyor. Evet evet. O dönem işte pole dans eğitimi, direkt dans eğitimi almaya başladım. Onu da işte hani sırf şey için yani zor direkt bir şey. Direkt dansı acayip meşhur. Evet evet. Ayşe evet, Öz Yılmazel de direkt dansı sayesinde oldu, kilo evet, vermişti. Enteresan. Bir direkt alabilir miyiz arkadaşlar? Oldu. Çok mu zor? Özge Özpirinççi galiba. Ben onun Instagram'ında gördüm. Hatta artık öyle direği mi? Bırakıp böyle kuşaklara evet. Bağlıyorsun kendini. Kuşaklarla dans ediyorsun. Evet. Biz tepe taklaktan diye düşüyoruz. Ben aynı dans ediyorum. Çok hayatçı. Yüksek performans gerektiren bir spor dalı yani, inanın. Hani ilk çok derslerde zor. Ben böyle kamyon çarpmış gibi çıkıyordum dersten. Her yerim çürük içinde falan. Ve ondan sonra başladı o süreç zaten. Hani her hafta kıyafetlerim daraltılmaya başlaması. Gerçekten ne orada zor. Tırmanıyorsun. Öyle bir denge yani, sağlayıp evet, duruyorsun. Hani, ya tabii şimdi sadece öyle değil ama hani işin artistik tarafı bile zor orada. Hani ben şimdi hoca bir takım pozlar veriyordu. Demet Evgar. Diyordum ki evet. Diyordum ki yani ben oyuncuyum, hani ben bunu yaparım, ne olacak ki? Hani dönüyorsun ve duruyorsun işte bir şey. Ya onu bile yapamadım. Çok acayip yani, zor, gerçekten zor. Düz bir şeye böyle yatay giriş yapmaya çalışmak. Hayır, bir de böyle tepe takla aşağı, kendini aşağı indiriyorsun, evet, bir şeyler yapıyorsun. Yapabiliyor musun bütün o hareketleri şimdi? Ben inanmıyorum. Ben direkt gelsin. Kumaşlarla ben Songül Karlı'ya da dedim. Dedim ki ben inanmıyorum senin belinin 61 olduğuna. 67 dedim. 68 çıktı onun beli. Evet. Şimdi de ben inanmıyorum. Canım, öyle, öyle durabildiğine direkt istiyorum. Eyda. Direkt getirelim lütfen buraya. Evet. Devam ediyor musun peki? Devam ediyor musun? Ben eğitimini aldım. Benim için temeli yeterliydi. Yani üzerine işte istediğim zaman koyabileceğim kadarıyla. Yeterli. Peki bunun eğitimini alınca ne oluyor? Sonra evde böyle bir direk yapıp onun üstüne dans mı ediyorsun? Hayır, sadece esniyor hani şey, musun? Yani ben bunu yapabiliyorum duygusu ve hani o dönemde benim işime yaradı spor açısından. Evet. Yani uçak kullanabiliyorum ben ya gibi bir şey his yani. Ben onu da başardım demek için biraz evet, evvel. Yani ben öyle seviyorum. Peki Kadim Dostum dizisinde oynuyorsun. İkinci bölümü yayınlanmış Fox evet, TV'de. Evet. Hem de çok değerli insanlarla oynuyorsun. Evet. Biz Ünal Silber'i ve Tarık Pabuççuoğlu'nu özellikle çok seviyoruz. Çok evet. Değerli insanlar. Mardin'e gidip gelmek, gerçi Mardin şahane bir yer ama zorlukları var mı? Yani orada yaşamak. Bir de iki tane küçük evet, çocuk. Işte, aslında değil, hepsi dengeleniyor. İşte şimdi mesela uzun kalacağım dönemlerde kızlarımı da götüreceğim. Mesela biri işte bekliyor kuliste. Adı ne o bekleyenin? Onu biri, getirebilir miyiz? Yok, gelmez. Gelsin. Gelmez. Neden şey. Gelmez mi senin yok, yanına? Yok, ekranlara çıkmaz. Özel hayatına müdahale etsin. Ciddi mi? Yok. Ya işte şimdi Peri'yle gideceğiz. Öbürü okulda başlıyor. Devam ediyor şimdi. Okula gittiği için gelemeyecek. Git geller yoruyor tabii bazen ama gene de keyifli. Artık bazen şey karıştırıyorum sadece işte bizim orası ev falan diye hangi yer ev hangi şey. Ben yine sık sık gidip geliyorum, orada kalanlar var yani bir ay oradan dönemeyenler tabii. Var. Şu an 90 tane dizi ekrana yavaş yavaş geliyor. Bunların yaklaşık 40 tanesi Orta Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'da Mardin'de çekiliyor. Mardin'de 3-4 dizi var şu an çekilen.
galiba. Orası biliyorum. Maşallah Cihangir evet. gibi oldu. Böyle yolda gezerken o oyuncu bu oyuncu değil mi? Evet. Ama bence peki, en şanslı Mardin'e gidenler. Hazır bir oyuncu güzel. Yakalamışken yeni başlayan işlerden hangisini beğendin? Söyleyeyim mi ismini? Söyle. Evet evet. Güllerin Savaşı bence yılın projesidir. Gerçekten mi? Doğru mu söylüyorum? Güllerin Savaşı. Biz izledik mi gelip? Tamam. Evet evet. İzledik. Konuştuk hatta. Yani oyunculukları açısından, senaryosu açısından. Canan Ergüder. Muhteşem. Çok iyi oynuyor. Yani hepsinin kariyerin en iyi performansını sergilediği bir proje olmuş. Aslen Gürzap girdi. Evet. Evet, Serap Aksoy'un yerine evet. Başka, o da çok güzel oynuyor. Vallahi çok. Benim Adım Gültepe başladı. Ha evet, o da çok hani iddialı bir proje bence. Hani güzel bir senaryo. Ben biraz de çok güzel. Yalnız ben hemen eleştireceğim. Biraz, evet. biraz karışık evet. bir hikaye. Yani çok fazla karakter olduğu için bir de sanki görüntüleri çok çok böyle sündüre sündüre veriyorlar. Bir kavga görüntüsü vardı. Epey bir uzattılar. Hep böyle açı değiştiriyor. Hı-hı. Farklı açılardan tekrar tekrar. Yani tekrara çok düşüyor gibi geldi. Bir de Hı-hı. biraz karışık. Daha toparlayamadılar. Yani evet şimdi işte bunun şeyini çözemiyoruz. Hiç unutmam derdi ki bizim işte Ariye'nin yönetmeni Kudret Bey. Ben hani Anadolu'da fasulyesini ayıklarken de diziyi kaçıramayacak kadına da yapmak zorundayım Hı-hı. bu işi. Hı-hı. Yoksa olmaz. Hani biliyorsunuz ki 3-4 tane ard arda projeleri reyting rekorları kırıyordu kendisinin. Evet. Onun lafını hiç unutmam yani o dönemden. Şimdi bazen öyle oluyor. Gerçekten insanlar bazen sadece o günün bütün yorgunluğunu atıp hani şöyle bir dinlenirken ekranda takip edebileceği bir şey arıyor. Yani çok fazla o anlamda daha iyi. Hiç insanı yormuyor. Tabii ki boş olmamış. Hangisi? Güllerin Savaşı. Diye. Güllerin Savaşı. Fakat ben benim adım Gültepe'de. Yani şimdi Güllerin Savaşı'nda bazı oyunculuklar gözüme batıyor. Sırf sadece Canan, Ahsen Gürzap falan değil. Ama benim adım Gültepe'de figüranından tepesine kadar hiçbir şey suni değil. Gerçekten o mahallenin insanlarıymış gibi. Bak orada gibi. Kim çok yani sinirliyor biliyor musun? Yani %100 başarı kazanmış karakter seçiminde. Belki zamanla sadeleşir oturur ama Müge, ben bayağı sana takıldım. Bir sır vereceğim. Dizisiyle hayatımıza girdi Ekin Koç. Bak orada evet, sivrilen evet. isimler olacak. Çocuk. Diğerleri zaten kendilerini evet, ispat evet. etmiş ama çok iyiler. Ekin Koç sivrilecek. Çalıkuşu da büyük beklentilerle başlamıştı. Ne oldu da bitti? Bilmiyorum. Nerede hata yaptınız? Çalıkuşu biraz ağırlaştı. Bak Müge söylesin. Valla ben izleyicisiydim. Söylüyorum. Yani samimiyetle söyleyeyim. Bitmiş proje arkalarında koşuluyor. yani biz şunu söylüyorduk. Tamam hani Çalıkuşu yeniden artık hani 2014'te tekrar sunuyorsanız muhakkak hani o şeyden çıkmalı. Yani sonuçta artık dizi. Hani diziler 90 dakika. İnanılmaz güzel bir kadro var sizin alt kadronuz. Evet. Yani Hülya Gülşen'dir, işte Güneş Hayat'tır. Zaten orada hani çok büyük isimler. Ve bütün hani bizim Erol abiye kadar nefis bir şey konak bence. Halkımız vardı. Onların üzerinden çok şey yürütülebilirdi. Ve hani halk hep içinde, iki kişi üzerinde evet, sanki döndü hikaye. Yan hikayeler örülebilirdi. Evet. Renklendirilebilirdi. Hep evet. böyle iki kişinin böyle birbirlerine uzun uzun bakışları ben işte. Hani halk onu istiyor, onlara bayılıyorlar, onları görmek işte yakışıklı ve güzel. Evet ama belli bir yere kadar. Yani bir dozu olmalı. Öbür taraftan da hikayeler dönmeli. Hani o şey devam etmeli işte. O kurgunun bir enerjisi olmalı. Çok düştüğü zaman işte netice böyle oldu. Yoksa evet. biz de 3 yıllık bir proje İki diye kişi, kişi dışındaki oyuncuları çok fazla değerlendiremediler. Evet. Onların karakterlerin hikayelerini diyeyim. Ben çünkü ne zaman açsam Burak Özçivit'le Fahriye Evcen uzun uzun birbirlerine bakıyorlardı. Artık insan... Mesela benim Sütçüm'le bir sahnem vardı birinci bölümde. Ben yani projenin sonuna kadar herkesten aynı şeyi duydum. Nerede senin Sütçü? Nerede senin Sütçü? Bir daha çıkmadı. Bir daha çıkmadı. Adam vebadan öldü gitti. Dediler ki yeni Sütçü gelecek. Yok bir daha gelmedi mesela. Evet Sütçü de burada. Evet. Bir daha gelmedi, gelmedi ama geldi işte. Sütçü geldi. Sütçünün ilk ve son görüntüsü. Ama çok seviyordum ben karakterimi ya. Elif çok doğru bir şey söylüyorsun. Ses var mı arkadaşlar ses? Ses yoksa bir şey söyleyeceğim. Çok kısa olsun verelim sesi de verelim. Tatlıymışım falan. Kendimi seviyorum. Bizim çocukluğumuzda böyle sütçüler vardı. Rezil olacak benim halime. Lakin sanatın bu Nuriyem. Ah. Sen beni görmeye gelmedin yani. Mesleğimi icraya geldim. Koyayım mı? 2 kilo. Ağırdan alayım da mahkeme halini göreyim Nuriyem. Burnumda tutuyorsun.
Masör, masör. Hmm. Masör ne demek? Benim takipçilerim Instagram'da şey yapıyorlar. Bazen bu işte eski fotoğraflarına yeni fotoğraflarını kolaj yapıp paylaşıyorlar. Nasıl görüntüye bakınca gerçekten insan inanamıyor. Halbuki yapımcı ya da yönetmen biraz mutfağa inseydi, biraz böyle bağ bayır çayır dolaşsaydı. Arada bir de hani özlüyoruz başrol oyuncusunu, onları gösterseydi çok ünlü bizim bir yapımcı. Öyle enteresan ki yani bu hani background'daki karakterlerin arasında yeni biri giriyordu. İşte yeni bir hikaye başlayacak diye sevinirken 3 bölüm sonra eriyordu o karakter. Bence sizin bir yapımcı şey biraz kendini şeye kaptırmış olabilir. Sosyal medyaya. Çünkü sosyal medyada herkes Fahriye Burak, evet. Fahriye Burak dedikçe onlar onlara yüklendiler. Vallahi Feride Feride diye hashtagler açılınca oralardan çok etkileniyorlar. Evet. Bir izleyicimiz Faruk diyor ki normalde Çalıkuş'un yan karakteri üretiminde biraz dikkatli olsaydı 4-5 sezonluk bir projeydi giderdi. Aslında diyor. Giderdi. %100 giderdi. Kesinlikle. %100 giderdi. Biraz senin karakterin, biraz o karakter, biraz bu karakter. Evet. Yani biraz belki de Fahriye Ecen'le Burak Özçivit'in kurbanı olmuş olabilirsiniz. Çalıkuş ekibi. Peki diğer diğer VTR'ye mi geçeceksin? Diğer VTR'ye geçelim. Sevgili izleyiciler, dün Show TV'de Seda Sayan'ın programında izlerken böyle müthiş bir drama tanık olduk. Dramın kahramanı Güllü. Arabeskin kraliçesi olarak biliyoruz. Fakat bir kadının, genç bir kadının anne isyanı noktasında izleyenler de şok geçirdi. Seda Sayan da şok geçirdi. Bakın Güllü ilk kez neler anlattı hayatıyla ilgili. Bir burnun kanasa, içi titrer değil mi? Sen deli misin? Benimki ya? Şey der, yavrum sen, ben daha çok kısa bir süre önce çok önemli bir ameliyat atlattım. Ve benim annem hastaneye gelmedi. Gelmedi. Ay. Daha önce çok büyük bir kaza atlattım. O zaman da benim annem gelmedi ve gerekçe olarak şunu söyledi. Ben hiç utanmıyorum, sen utan. Taksi param yok benim, gelemiyorum dedi. 33 yaşında bir insanım ama annesi eli ayağı öpülecek. Gerçekten hayatta gerçekten çok değerli bir kadın. Annem değil mi? Senin annen Gül abla. Evet tabii ki benim annem. Özlücüm, evet, ben sağ ol, sen canım benim, sen aramışsın, sağ ol, teşekkür ederim, bağlandın, beni de ilgilendirmiyor. Ama bunlar aile meseleleri, istersen sen kendi aile meselelerine biraz ilgilen, oldu mu canım benim? Sen annemle aramda olan mevzulara lütfen karışma, kendi aileni şöyle bir bak bakalım, çoluğunu çocuğunu bir araya toparla. Ben evlatlarımın dahi telefon numaralarını değiştirdim ki ulaşmayın diye. Allah Allah. Benim evlatlarımın okullarına kadar açılıp bir takım şeyler söylendi. Seda abla yani. İnanmam. Ben 3 ayda sokaktayım Seda abla. İnanmam. Peki çocukların babası bu konuda bir şey yapmıyor mu? Hepsi birlikte. Yani hepsi. Hepsi bir kare içerisindeler. Kimin eli kimin cebinde? Kim kimle görüşüyor? Kim ne yapıyor belli değil. Gül'ü nasıl bitiririz? Gül nasıl kötü yola düşer? Ya da nasıl bir sona gelir de kendini öldürür? Ölmeyeceğim. Allah korusun. Ölmeyeceğim, ayakta duracağım. Onu Allah bilir. Kötü yola düşmeyeceğim. Burada yani ben Allah'a çok şükür bir sesim var, bir duruşum var, bir kimliğim var elhamdülillah. Tabii. Sizin istediğiniz gibi olmayacak. Kaldırımda yatacağım ama namusumla, şerefimle yatacağım. Kapınıza gelmeyeceğim. Hadi bana yaşattınız. Yıllar yılı hep omuzlarım, artık ben çöktüm. 40 yaşındayım. Ben 40 yaşına kadar ne yaşadım? Ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum, ne ağladığımı biliyorum, ne güldüğümü biliyorum. Ah kıyamam yani ya. Hiçbir şeyim olmadı. Hep bunlara. Lanet olsun. Kardeşini okuttur, parasını öde. Annenin evi lazım, para öde. O lazım, para öde. Koş, makina, paramatik. Yürü. Ver, çok iyisin. Vermedin, bittin. Veya birazcık böyle ihtiyacın varsa senden kötüsü yok. Onun parasına ve malına dokunmayın. İsterseniz ölüm. Ama diyorsun ki benim payım yani, var o malda. Seda abla onu, ona kendine göre o bir hikaye yazmış. Ona da bir hikaye yazmış. Yani o onu da kabul etmiyor. İşte diyorum ya, ben Allah'ıma havale ettim. Yani benim yaptıklarım hiç görünmedi. Hocam, sen kendini bilirsin. Ben 7 yaşındayken de annemden şiddet ötesi dayak yiyordum. Ay canım benim. Ben bundan çok enteresandır. Kızım kaç yaşındaydı? Herhalde 2,5-3 yaşındaydı. O zaman da benim annem kafama porselen tabağı fırlattı ve kaşım yarıldı. Bunu çok yakın çevrem bilir. Ben biliyorum. Peki babadan dolayı mutsuz muydu acaba?
Ben burada Güllü'nün, genç bir kadın, Güllü olmaz da Ayşe olur, bir lafa çok takıldım. Namusum ve şerefimle yaşayacağım, gerekirse evsiz aç kalacağım ama onların istediği gibi kötü yola düşmeyeceğim dedi. Ve bunu yani nereye sürükleniyor demek ki? Onun iddiasına göre bir anne. Bir tuhaf oldum. Yani para getir de nasıl getirirsen getir. Evet. Bu sadece Güllü'nün dramı değil sevgili izleyiciler ve Elif. Türkiye'de birçok kadının dramı. İki evet. tane çocuğu var. Şu an evsiz. Herhalde sağda solda arkadaşlarının gösterdiği yerlerde yatmak, kalkmak durumunda kalıyor. Ve annesi ve erkek kardeşi, evdekiler ona diyorlar ki para getir de nasıl getirirsen getir. Evet, Allah yardımcısı olsun. Güllü'ye Seda da zaten, Seda Sayan da el uzatacakmış, yardım edecekmiş. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Evet, dün Kanal D'de Benim Adım Gültepe, Kanal D bu projesiyle çok iddialı. Şimdi reyting listesi de geldi. Üçüncü olmuşlar. Geçen hı-hı. hafta dördüncülerdi. Gıdım gıdım bir yükselme var ama Güzel Köylü sürpriz çıkışıyla aynı Erevizyon Şarkı Yarışması gibi oluyor, biliyor musun bunları birinci söylemek? Birinci sırada. Birinci sırada. Benim Adım Gültepe'de ilginç bir detay da var sevgili izleyiciler. Ayça Bingöl ilk kez eşiyle kamera karşısına geçti. Ali Altuğ. Ali Altuğ da bir özel üniversite de oyunculuk dersleri veriyor. Başarılı bir öğretim görevlisi. Hatta görüntü varsa da izleyelim. Ha, görüntüsü yok. Ben kalkıp oynayacakmışım efendim. Ali karakteri, Ali'yi ben, Ayça'yı da sen canlandıracaksın. Evet. Dün daha ağırlıktaydı rol. Dün yalnız. Daha ağırlıklaydı. Evet. Bir tutuklanma bence sahnesine daha çok. Bence o karışıklık giderse çok iyi bir dizi. Kesinlikle. Çok doğru bir şey yapıyorlar. Tek bir karakter üzerine oynamıyorlar. Sizinki evet. gibi eşit yapmıyorlar. Eşit derecede bölüşmüşler. Herkes böyle görünüyor. Evet, dün ben Mete'yi çok az gördüm. Çok az. Ayça Bingöl de çok Ayça, az çıkıyor. Ayça çok bir 10 dakika falan göründü çok herhalde. Çok ağırlıklı olan rol neydi biliyor musunuz? Bütün senaryo içinde. Bir kadın rolü ağırdı bir de. Bir de belki bir dahaki bölümde olmayacak kadın. Yaşlı bir kadın evi basıyor. Kızını soruyor. Yani hocadan evet. kurtarmaya çalışıyor. Bir figüran belki de. Evet, Günel diyor ki Benim Adım Gültepe dizisinin en büyük artısı senaryonun 1-2 artısı demiş. Senaryonun 1-2 ünlü ismin üzerine yıkılmaması, her oyuncu başrol gibi demiş. Eftal Söğüt de diyor ki hikayenin katili için Çalıkuşu için Fahriye Burak değil Sevgi Yılmaz'dır. Kimdi o Sevgi Yılmaz? Senarist. Eğer kitabın eğlenceli yerlerini ele alsaydı bitmezdi. Gereksiz entrikaya girdi ve dizi de bitti diyor. Katılıyor musun? Yani tabii katılıyorum. Hani biraz daha doğru değerlendirilebilirdi bence de. Belki bizim yüzümüzden dizi kurban olmuştur. Gerçekten çok ama çok yakışıyorlardı birbirlerine demiş Nur. Nazar değirdiniz. İyiler miydi peki? İyi anlaşıyorlar mıydı sette? Sizle nasıl anlaşıyorlardı? Yok, iyiydik ya. Biz gerçekten çok çok keyifli bir ekiptik. Hepimiz birbirimizle çok çünkü biz çok üst üste Fahriye Evcen'in hangi setteyse o settekilerle biraz sıkıntı yaşadığına dair dedikodular, yani, iddialar duyuyoruz. Değil. Evet, tamam. Ne kadar zayıfladığından bahsediyorlar. Bizi de, bizim için de demiş ki Ömer Kaya, kızlar siz de zayıflamışsınız. Herhalde 1-2 kilo falan gitmiştir. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür Elif buradan gidecekti. Geldin, katıldın. Mardin'e. Evet. Yanında da minik bir güzellik var. Evet. Fındık kurdu var çıkışan yanında. Çıkışan kızını seveceğiz şimdi. Tamam. Bütün ekip arkadaşlarına kolay gelsin Mardin'e. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.